Şimdi genelde değiş okuyoruz. Yani zaten talep de genelde o yönde. Bir de kültürümüzün gereği de, inanışımızın gereği de daha değiş söylemek istiyorlar. O yüzden genelde değiş ama sololarda serbest bırakıyorum. Kendileri ne söylemek isterlerse ama tabii yine ağırlıklı değiş oluyor ister istemez. Cemal Baba derneğimizde cenaze erken hizmetlerini yürütüyor. Yeni yeni nefesli çalmaya başlamış. O da bize eşlik ediyor şu anda. Evet, asimilasyon çok ileri seviyede. Bunu maalesef görüyoruz. Özellikle bu Cemevi Başkanlığı açıldıktan sonra bütün Alevi köylerine ziyarete gidilmiş. Bunlardan bir tanesi de bizim köy tabii ki. O yüzden asimilasyona engel olmak adına biz zaten Cemevi'nde inansal ve kültürel hizmetlerimizi, yol hizmetlerimizi zaten yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu tarz kültürel etkinliklerimize de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Semah çalışmalarımız var. Saz kursumuz var. Pazartesi günleri saz, çarşamba günleri koro, perşembe günleri semah çalışmalarımız var. Bu şekilde katılmak isteyen herkesi alıyoruz. Hani özel bir sınavdan geçirmiyoruz. Kim canı gönülden gelmek istiyorsa alıyoruz. Yani bir ses sınavı falan da yapmıyoruz. Çünkü buradakilerin hepsi bizim üyemiz. Ben de profesyonel değilim bu konuda. Ben de buranın içinden çıkan birisiyim. Bir tık belki onlardan daha fazla repertuarım olması veya işte müziğe belki bazılarından biraz daha hakim olabilmem, acizane. İçimizden böyle bir şey yapalım dedik. Böyle bir talep geldi. Özellikle kadınlardan geldi. Zaten saz çalan arkadaşlarımız da hepsi gençlik komisyonundan. Diğer arkadaşlarımız buranın üyesi. Dışarıdan bir takviye kuvvetimiz hiç yok şu anda. Hep kendi içimizde her şeyimizi hallediyoruz. O anlamda güzel bir birliktelik. Çarşamba gününü iple çekiyorlar hepsi. Hatta tatil yaptığımız zaman o gün mesela olmadı diyelim, yapamadık, bir sorun var. O zaman işte hepsi üzülüyorlar. İşte tüh bugün niye olmadı falan diye. Güzel bir birliktelik. Şimdi inşaattan dolayı çok yapamadık ama biz Anneler Günü etkinliği yapıyoruz ya da işte geçmiş senelerde işte bir takım etkinliklerde falan tabii ki çıktık. İnşaattan önce de yine bir salonda Anneler Günü etkinliği yapmıştık. Orada iki kere falan sahne aldık. Tabii ki olacak. Düşünüyoruz yani. Hatta Batıkent'te bir tiyatro salonu var. Orada planlıyoruz. Bakalım eğer yapabilirsek. Sadece koromuzun türkülerini orada bir söylemeyi düşünüyoruz.